Herkese hayırlı günler dostlarım. Ya şu günlerde Bitcoin'e bir heves sardıydım. Bunun için de bir video çekmek istedim sizlere. Herkes çünkü bir şeyler paylaşmış. Ben de o bir şeyler paylaşımlar yüzünden aslında ben de merak sardım bu Bitcoin'e. Geç kaldığımı biliyorum aslında ama Bitcoin'e heves sardım. Çünkü geleceğin gerçekten kripto parası, gerçekten değerli bir para olacağına inandığım bir Bitcoin. Ben de şu anda bir şeye başladıydım. Mehmet Hamdi Bey'in videosunu izledim. YouTube'da herkes az çok bilir Paranet'te diye bir kurucusu. Bununla beraber aslında ben de başladım. Yani nedir? Haftada her pazartesi günü, her hafta günü, pazartesi günü 100 TL'lik Bitcoin alacağım. Bunu da ben şöyle Excel'e kaydediyorum zaten. Yani ilk 100 TL'mi, 100 TL'lik Bitcoin'imi ben aldım. Şuraya yazıyorum. Hemen günlük yazdığım zaman, haftalık yazdığım zaman özür dilerim. Ben de ilk 8700 liradan aldım ve 8700 TL karşılığı da şu. Ben buraya ekle dediğim zaman şuraya doğru böyle alt alta böyle ekliyor. Yani şöyle göstereyim. Şurada da Bitcoin'imin toplam BTC bakiyem şurada gözüküyor. Burada da ilk aldığım 101 ile 1 lira 48 kuruşlukta bir bakiyem vardı. Onunla beraber aldıydım zaten. 8700 liradan aldım. Şimdi pazartesi günde ayın kaç olacak? Önümüzdeki şu pazartesi günü. Bugün ayın zaten 19'u. 19'u yani 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 23.45 bugün. Haftaya pazartesi günü ne oluyor? 24 oluyor. Yani 24'ünde şuraya yazacağım. 24'ünde 24.07.2017 dediğimizde işte Bitcoin'i yazacağım ve kaç liradan aldığımı buraya yazdıktan sonra da buradaki değeri geçecek otomatikman. Şuraya ekle dediğimde de şunun peşine ekleyecek. Ve buradan ikisinin toplamı da şuraya eklenmiş olacak zaten. Böyle alt alta eklendikleri zaman da toplamı buraya eklenmiş olacak Bitcoin'lerin. Şimdi onu ben kaydetmeyeyim. Bu sisteme devam edeceğim ve bu toplam her hafta 100 TL'lik alacağım ve 25 hafta yapacak. Şu anda bir tanesini aldım ve şu anda 24 haftam kaldı. Yani bu 31 Aralık'a kadar, yani yıl sonuna kadar bu devam edecek. Yıl sonunda 2,5 milyarlık bir alışveriş yapmış olacağız. 2500 TL'lik alışveriş yapmış olacağız. Ve bu 2500 TL'lik Bitcoin'imizin, toplam Bitcoin'imizi sattığımızda, o günkü kurla sattığımızda kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz belli olacak. İşte bu hevesle yola çıktım. Lakin şu anda günümüzde bir dalgalanma var. Bir dalgalanma var. O da nedir? İşte Bitcoin çatallaşıyormuş. Bitcoin ayrılacakmış. Bitcoin bilmem ne yapacakmış. Ulan beni mi buldun? Tam heves ettim, bir şeye başladım. Şimdi ise nereye gidiyor? Bu nedir Bitcoin? Yani şimdi Bitcoin bu onay süreçleri geçiyor ya. Bitcoin transferlerinde ne yapıyoruz? Aynı banka gibi onay süreçleri geçiyor. Onaylamalarda da fiilerin artması. Yani fi nedir? İşte ücret, komisyon ücret. Banka gibi komisyon alıyor. Yani bu aracılar. Aracılar 3 onaydan geçiyor. İşte 2 onaydan geçiyor. Bu aracılara ödenen fi ücreti. Bedava ücret demektir. Aynı banka gibi komisyon demektir. Şimdi bu 1 megabaytı açtığından dolayı ne yapıyor? Artık kendini ikiye ayırmak zorunda kalıyor. Çünkü kapasite yetmiyor. Talep olduğu için kapasite yetmiyor. Kapasite yetmeyince mecburen ne yapacak? Kendini hafifletmek için ikiye ayıracak. Eskiden ne vardı? Mark vardı. Bu eskiler bilir. Herkes bilir gerçi. Eskiden mark vardı. Şimdi mark var mı? Yok. Şimdi euro var. Şimdi Bitcoin şimdi bitiyor. Tarihi bitiyor. Bitcoin bitiyor ama Bitcoin X, Bitcoin Y şeklinde ikiye ayrılacak. Peki Bitcoin biter mi? Bitmez tabii ki. Biteceğini de düşünmüyorum zaten. Ama uzmanlar 3 yol tarif ediyor. Bu dalgalanmadan kaçınmak için 3 yol tarifini yapıyor. O da burada zaten yazıyor. Birincisi zaten bu USF budur. Nedir o? Burada okuyun işte. User Activated Soft Fork. Bunların açıklamalarına göre 3 sistemden, 3 yoldan kendinizi
şey yapabilirsiniz diyor, koruyabilirsiniz diyor. Birincisi, Bitcoin'i TL'ye çevireceksiniz. Bitcoin'den uzak duracaksınız. İkincisi, Bitcoin'i kendi cüzdanınıza, yani borsalardan tamamen çekeceksiniz ve kendi cüzdanınızda tutacaksınız diyor. Üçüncü yol ise, burada şurada şey yapmıştım, şu Tether, onun da sitesi var aslında. O da şurada bir yerde, şöyle hemen göstereyim. Şuradan da giriş yapabilirsiniz. Şu anda 1 dolar civarında. 1 dolar civarında olduğu için bunun da bir artışı var. Hatta şurada da 1 dolarlık Tether karşılığında da Bitcoin'in değeri şurada yazmış zaten. Bundan almaları öneriliyor. Herkese öneriliyor. İsterseniz bundan alabilirsiniz. Ve uzmanlar da dediğimiz gibi en çok bunları öneriyor. Şurada da zaten ben not almışım. 1 dolar değerinde demişiz. Bunu alabilirsiniz diyor. Ama peki bunun da linkini vereceğim zaten altta. Peki bunun karşılığında, bu Tether karşılığında bir de şöyle öneri var. Bitcoin alternatif olarak Bitcoin'den hani sürecini siz belirleyeceksiniz artık. Cüzdanınıza çektiğiniz paranızı veya da TL'ye çevirdiniz veya da Tether'e yatırdınız. Yani Tether denilen Bitcoin cüzdana yatırdınız. Bunun sonucunda ne yapabilirsiniz? Bitcoin'in geleceğini değerlendirdiniz. Bitcoin artık yön belirledi kendine. Siz de hangisine, şurada akılar gibi, burada X artık X Bitcoin olacak, Y Bitcoin olacak. Burada akılar nasıl alternatifse bunları da değerlendirebilirsiniz. Yani Bitcoin yerine bunlara da parayı yatırabilirsiniz. Bitcoin'e değil, cüzdanınızda tutmayın. Ama isterseniz şunları da tutabilirsiniz. Bunu ben de kendime göre açıklamak istedim. Ama dedim ya, özellikle en çok heves ettiğim şeylerden bir tanesi de Bitcoin'di. Bitcoin'e yeni başladım. Umarım beni yanıltmaz aslında. Bitcoin'den de düşeceğini söylüyorlar ama Bitcoin'in de düşeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü niye derseniz, gene kendi şeyini koruyacağını düşünüyorum. Bu esnada da bilmiyorum, Ethereum veya diğerleri de yükselebilir. Fırsat değerlendirmesi yaparak, çünkü onlara da yükseliş şey yükleniş olacak. Bu yüzden Ethereum ve diğerleri de aşırı derecede çoğalacağını düşünüyorum. Siz de ona göre değerlendirin. Benden bu kadar şimdilik. Ama şu testime devam edeceğim. Her hafta gene almaya devam edeceğiz. Şimdilik hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Ona göre kendi yolunuzu kendiniz çizin derim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.